Sizin söylediğiniz işte 1914'te Aralık'ta. Evet. Buraya geldi, İstanbul'a geldi. Çünkü her sene evet her sene gelirdi. Sadrazam'a gitti. Said Ali Paşa mı? Said Ali Paşa evet. Ki akrabasıydı. Çıkarken ona şey faytonla çıkıyorlar buna atlı araba. Burada Cağaloğlu'nda. Evet. Evet. Etraflarında polisler şey ata biniyorlar. Bunlar biri çıkıyor. Onun üzerine kurşunla vuruyor. Ve ilk kurşun kalbe ağzına geldi, dişlerini kırıp öbür taraftan çıkmış. Yani epi yaralanmış ya yüzünde böyle. Ondan sonra damadı üstüne atlamış. Evet. Hemen ikinci şey vurulduğu vakit cebinde bir şey Mısır'da ona bir şey vermişti, böyle bir para vermişti. Üzerine la ilahe illallah Muhammed Resulullah filan yani dini şeyler yazılmıştı. Dedi ki sen iyi adamsın ama sana karşı bazıları şey, fena şeyler yapabilirler. Sen bunu her daim üstünde taşı. Hmm. Peki demiş. Almış da ondan jile giyiyordu. Jilenin burasına koymuş. Yeleğin yani. Yeleğin burasına koymuş. Kurşun da buna geldi. Ha. Yani yoksa kalbine gelecekti. Ha. Kurşun o paraya gelmiş. Karabı da böyle bölünmüştü. Ondan sonra yaveri ki Celaleddin Paşa'ydı. O damadı. Kendini üstüne attı ve iki tane şey kurşun da arkasına aldı zavallı. Damadı. Şey, evet ama yaşadı. Hı. O da yaşadı. Herkes, kimse ölmedi. Suikast teşebbüsünü kim yaptı? Suikast şimdi. Ona galiba bunlar hepsi aynı şey. Çünkü mesela araba talimatlar her daim bugüne kadar yani biri vurursa bir şey böyle bir şey olursa hemen koşmak lazım. Tabii ki bu durmuş. Tabii bunda çok büyük şüphe var. Ondan sonra onun etrafındaki olan zabit adamı öldürdü. Evet. Öldürünce tabii kimse bilemiyor ama bilindi kim olduğunu. Bu Bayyumi diye bir Mısırlıydı. Talebeydi, buradaydı ve İttihat-ı Terakki'de münasebetleri var. Evet, onlarla onları evet. beğeniyordu ve Hidif onları sevmezdi. Ve galiba Said Halim Paşa da beğenirdi o vakit. İttihat-ı Terakki'lere evet. ve onlar sonunda onu öldürdüler. Evet. Sokakta. O yüzden İtalyan'da. Evet, onun için yani peki bu efendim, çok karma karışık bir vakıttı tabii. Bir söylenti vardı sizin ailenizde. Said Halim Paşa'nın o suikast teşebbüsüne iştiraki vardır diye. Vallahi olabilir. Ama onu da şey olan hiçbir şeyimiz de yok. Çünkü bir kahve yani. Hikayesi var. Sizin ailenizde anlatılır. Evet ama işte evet. Şeye gitmiş Valide Paşa'ya. Evet. Emine Tevfik. Evet. Yani Said Halim Paşa geçmiş olsuna gidiyor. Hı hı. Yani bayrama gitmiş galiba. Efendim? Bayrama gitmiş. Bayram? Bayram. Bayram tebrik için. Evet. Doğru. Evet. Hıdivkas. Bebeğe mi gidiyor Hıdivkas? Bebeğe. Evet. Şimdi efendim Mısır konsolosluğu olan o bebekteki nefis bina Abbas İbni Bey'in babaannesinin evi. Hı. Bir de şu anda İstanbul halkının için güzel bir mesire yeri olan Hıdiv Kasrı da aile için büyük babasının inşa ettirdiği bir ev. Sonra Türkiye Cumhuriyeti 1. Dünya Harbi'nde o acı bir hadisedir. 1. Dünya Harbi'nde kendisine sadık kaldığı için tahtını kaybetmiş olan Hıdiv Abbas İlmi Paşa'yı varlık vergisine koymuştur. Ve varlık vergisi gayrimüslimlere uygulanmamış. Müslümanlar da var. Öyle diyorlar. Öyle diyor onlar. Abbas İlmi Paşa tahtını Türkiye için kaybediyor. Türkiye'ye sadık kaldığı için kaybediyor. Varlık vergisine konmuştur. Aynı zamanda da Göçek'teki o dünya kadar yerlere hepsine el konmuştur.
Yani Mısır hedivini varlık vergisine koyduk biz. Utanmasak Aşkale'ye de gönderirdik. İşte bu şey Said Halim Paşa bu suikast zamanında sadrazam bir bayram tebriki için Valide Paşa'ya gitmiş. Yani hedivin annesine, bebeğe. Orada kahve ikram edilmiş. Valide Paşa da ben sizin ailenizden duydum bunu. Akrabalarınızdan. Allah demiş, Allah'a dua ediyorum demiş. Oğluma bu işi kim yaptıysa demiş. İnşallah sokakta köpek gibi vurarak öldürürler demiş. Said Halim Paşa kahveyi üstüne dökmüş. Bu sözü duyunca. İtalya'da sokakta vurup sürüklediler. Çok acı bir şeydir. Said Halim Paşa'nın Mısır tahtına çıkma gibi bir ihtimali var mıydı? İşte bütün mesele zaten muhalefet, hedive muhalefet oradan çıkıyor. Şimdi Halim tarafı kızacak ama bu tarih. Rukiye Hanım'lar falan kızacaklar şimdi efendim ama bu tarih tahta geçirmiyor. Ama İttihatçılar sadrazam yapmıştır. Hakkı var değil mi? Geçebilir yani. Uzun şartlar olsun. İstanbul kimi isterse koyar. Sistem değişti. Biz de biz Osmanlı sistemi değiştirdik. Yani İsmail Paşa değiştirdi. Ve babadan oğula gidiyor. Yani ailenin büyüğüne gitmiyor. Evet. Tabii herhal yani ailenin başka şeyleri, prensleri memnun değiller. Çünkü onların şansı yok. Fazıl Paşa, büyük amcaları, Mustafa Fazıl Paşa ne kadar jöntürk varsa parayı akıtmış. Doğru. Ama sonra Sultan Hamid gel seni şurayı devlete alayım vereceğim deyince gelmiş. Bu sefer jöntürkler aç kalmışlar Paris'te. Efendim bazı seyircilerimiz mesela Bora Bey, İbrahim Bey, efendim Kemal Bey soruyorlar. Prens nasıl oluyor da bu kadar iyi Türkçe konuşabiliyor? Babası Türkçe bilir miydi? Hayır, Japon imparatoruydu babası. Annesi de Hotando kraliçesiydi. Efendim Neslişah Sultan'ın oğlu diyoruz. Yok ben bir anlatayım. Biz oğlu diyoruz. Annesi Türk. Bizim Türk, yok Neslişah Sultan. Aile. Yok evet. Yani Fatih şöyle diyeyim efendim. En anlaşılacak şekilde. Çok affedersiniz efendim. Hani Muhteşem Yüzyıl'da bir Hürrem var ya. O büyük 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 annesi. Bir de bir Kanuni var ya. O da büyük 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 dedesi. O bir taraf, anne tarafı. Evet. Baba tarafı meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bunlar da Türk. Onlar da Türk. Onlar da Türk. Onlar da şey, kral ailesi hepsi. Biz zaten birazdan söylüyorduk. Aralarında Türkçe konuşurdular.